ağır sağlam Advanced Bodybuilding serimizin triceps bölümüyle karşı karşıyayız. Triceps bölgelerinin ayrı ayrı hipertrofisi için en iyi egzersizler nasıl uygulanır? Kas hasarını önlemek ve optimum şekilde gelişebilmek için nasıl bir antrenman hacmiyle programlama yapmak lazım? Tamamı bu bölümde abone olun ve şimdi izlemeye başlayalım. Elbette serimiz boyunca yaptığımız gibi önce anatomi kısmından başlıyoruz. Çünkü bölgesel hipertrofiden bahsedebilmemiz için bu bölgeleri tanımamız lazım. Triceps brachii üst gövdemizin en büyük kaslarından biridir ve hepimizin bildiği gibi tri yani üç başlı olsa da aslında fonksiyon olarak ikiye bölünebilir. Bu da triceps'in uzun başı ve lateral medial head diye o ikisini ayrı koyabiliriz. Triceps esasen dirseğimizde bir ekstansiyon yapar. Ancak yalnızca long head dediğimiz uzun baş omzumuzda da bir ekstansiyon yapar. Yani hem omzumuzdan hem dirseğimizden geçen çift eklemli bir kastır. Bu ayrım aslında egzersiz seçiminde çok önemli. Çünkü eğer bir kas iki eklemden birden geçiyorsa bunu izole çalıştırmak gerekir. Yani yaptığımız bench presslerde, şınavlarda, overhead presslerde lateral ve medial head'i etkili bir şekilde çalıştırsak da long head'i öyle mükemmel şekilde çalıştıramıyoruz. Şimdi egzersizlerimize geçelim. Burada bütün detayları görelim. İlk olarak lateral ve medial baştan başlayacak olursak ilk hareketimizde Smith Machine Nose Crusher egzersizi. Serimiz boyunca ağır sağlam Advanced Bodybuilding egzersizlerini en çok uygulanan baba egzersizlerle kıyaslıyoruz. Burada da benchmark için egzersizimiz tabii ki bench press. Söz konusu lateral ve medial başlar olduğu için ve bunlar tek eklemli olduğu için biz nasıl bir egzersiz yaparsak yapalım dirseklerimizi kilitlediğimiz sürece bu kaslar etkili bir şekilde çalışacak. Dolayısıyla bench press'te, dumbbell bench'te harika birer lateral ve medial baş egzersizidir. Hatta egzersize başlayıp ilk sınavlarını yapmaya başlayan bireylerin ilk göreceği kas bu lateral baş olacaktır. Pres hareketlerini değerlendirirken bench press'in dumbbell press'ten biraz daha öne çıktığını vurgulayabiliriz. Bunun da sebebi burada göreceğiniz üzere yana doğru bir kuvvete ihtiyaç duymamızdır. Bunu sağlayan şey barbelin ta kendisidir. Çünkü denediğinizde fark edeceksiniz dumbbell'la press yaptığınızda dumbbell'lar bar gibi stabil olmadığı için Tricepslerinizi biraz daha az çalıştıracak, daha çok omuzlarınızı çalıştıracak. Ama bar gibi fix bir aparat yana doğru oluşan kuvveti de tricepslere yükleyecektir. Fakat bunlar birer benchmark hareketi. Gelin bunu daha da iyi nasıl yapabiliriz bakalım. Mesele advanced bodybuilding olduğu zaman her şeyi optimize etmemiz lazım. Bunun için de serbest bar yerine stabiliteyi iyice artıran Smith machine ya da makine gibi uygulamalar kullanılabilir. Hareket boyunca dirsek açılarımız önemli. Dirseklerimizi yan tarafa doğru açmıyoruz. İçeride tutmaya gayret ediyoruz. Nose Crusher egzersizi, Triceps Pushdown gibi alternatiflere göre esneme kısmında daha fazla avantaj tanır. Bu yüzden hareket boyunca Full Range of Motion uygulamaya çalışıyoruz. Bileklerinizi de dirsekleriniz gibi içeride tutmaya çalışabilirsiniz. Ama bir acı yaşarsanız bir miktar dışarı almayı da deneyebilirsiniz. Harekette en çok çalışan bölge Lateral ve Medial baş. Ancak tabii ki Long head de etkili bir çalışma yapabilir. Bu hareketi alternatif olarak dumbbell nose crusher'ı da kullanabilirsiniz. Smith machine her zaman müsait olmayabilir veya bar sizin için tedirgin edici de olabilir. Ancak bazı saydığımız sebeplerden ötürü dumbbell'la bu hareketi uygulamak biraz daha verimsiz diyebiliriz. Başka bir alternatifte klasik triceps pushdown. Burada önemli olan şey pronasyon uygulamamız ve dirseklerimizi vücudumuza yakın tutmamız. Düz barla hafiften ön tarafa doğru bir itişte yapabilirsiniz. Ancak yine bu alternatifi de Smith Machine Nose Crusher kadar yukarı koymazdık. Ağır sağlam videoları fitness eğitimi için bir numara. Daha iyisi ise doğrudan bu ekiple online coaching. Sana özel antrenman programı, beslenme programı ve doğrudan bu ekibe Whatsapp'tan ulaşarak bütün sorularına yanıt bulmak için koçluk sayfamızı kontrol et. Sırada trisepsimizin daha büyük kısmı olan long head'i ele alacağız. Yani ikinci egzersizimiz cable overhead extension. Yine benchmark olarak bench press'i ele alalım. Anatomi kısmında belirttiğimiz gibi trisepsin uzun başı hem omuzdan hem dirsekten geçer. Bench press ya da herhangi bir preste de biz hem dirseği hem omzu beraber hareket ettiririz. Bir taraftan uzarken diğer taraftan kısalır, bir taraftan kısalırken diğer taraftan uzar. Dolayısıyla long head etkili bir şekilde çalışamaz. Biz buna aktif yetersizlik diyoruz ve sadece teoride değil, mesela bu çalışmada da triceps'in uzun başının bench press'le iyi bir şekilde çalışmadığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla uzun baş için izole bir egzersiz yapmamız yeterlidir. Fakat cable overhead extension da bu egzersizler arasında iyi bir egzersizdir. Maalesef tricepsle alakalı çalışmalar birbiriyle oldukça çelişkili. Dirseği kilitlememiz gerektiğinde bir şüphe yok. Fakat omuz pozisyonu yukarıda mı olmalı? Omuz pozisyonu aşağıda mı olmalı? Burada çelişkili bilgiler var. Dolayısıyla aslında uzun başı çalışırken farklı omuz pozisyonlarındaki dirsek ekstansiyonu hareketlerini de değerlendirebiliriz. Cable Overhead Extension uygularken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi kablo aparatının yüksekliğidir. Biz bunu yerden yükselttiğimiz zaman daha iyi bir gerilim yakalayabiliriz aynı zamanda harekete başlarken pozisyon almamız da kolaylaşır. Bu hareketi ropla veya düz aparatla da uygulayabiliriz. Fakat en iyi uygulama için hafiften açılı olan düz çubuğu tercih etmenizi öneririz. Hareket boyunca tüm egzersizlerde olduğu gibi vücudumuz tamamen stabil, egzersizin alt kısmında trisepsi iyice esnetiyoruz ve üst kısmında dirseklerimizi tam kilitliyoruz. Çalışan kaslar en etkili bölge long head ve tabii ki lateral ve medial head de bayağı yoğun bir şekilde çalışır. Bu egzersizde farklı omuz pozisyonlarını çalışmanın faydalarından bahsetmiştik. Alternatif hareketlerimizde de bu şekilde single arm supinated pushdown'ı önerebiliriz. Supinasyon yani avuç içlerimiz yukarı bakacak şekilde çalışmamız triceps'in uzun başının daha etkili çalışmasını sağlar. Tek kolla yapılması da hareket boyunca kolumuzun vücudumuzdan uzaklaşmasını sağlar. Bu da yine uzun baş için etkili bir metottur. Pushdown sıklıkla rope'la yapılır. Bu aslında çok kötü bir metot değildir. Fakat eğer imkanımız varsa daha uzun bir halatı veya kısa halatlardan iki taneyi tercih edebiliriz. Ancak burada bir uyarı geçmemiz lazım. Ağır sağlamda bilimle ilgili olduğumuz kadar sizin ailenize ve sevdiklerinize küfür gelmemesiyle de ilgiliyiz. Amacımız kollarınızı bu şekilde vücudunuzun arkasına ve yanına doğru açmanız. Ama bunu yapmak için spor salonunun yoğun zamanında insanlara rahatsızlık vermeye de gerek yok. Salon müsaitse veya imkanınız varsa bu şekilde çift taraflı bir extension uygulayabilirsiniz. Farklı omuz pozisyonunda katana extension gibi fantazilerde de yapabilirsiniz. Bu da oldukça iyi bir harekettir ama elzem değildir. Tek kuleyle de etkili bir şekilde tricepslerimizi çalışabiliriz. Bir başka alternatif olarak da dumbbell skull crusher uygulanabilir. Bu hareketin nose crusher'dan farkı dumbbell'ın indiği pozisyon başımızın arkasına doğru olmalıdır. Böylece tricepsleri iyice esneterek dumbbell yardımıyla da cable'da yapmak istediğimiz hareketi yapabiliriz egzersizlerimizi tanıdık, gel gelelim programlama önerilerine. Sevgili yeni başlayanlar ve orta seviye sporcular, lateral ve medial head için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Preslerinizi artırmaya odaklanmanız muhtemelen daha mantıklı. Fakat uzun baş için ikinci egzersizimizi veya onun alternatiflerini programınıza yazabilirsiniz. Bunun yanında ileri seviye sporcular, Ağır sağlam advanced bodybuilding sevdalıları her iki kategoriden hareketi de antrenman programına eklemelidir fakat daha büyük eforunu uzun baş için harcamalıdır. Triceps kasları kas hasarına oldukça yatkındır. Bu yüzden çok fazla set sayısında çalışmayı tavsiye etmiyoruz. Yapacağımız preslerden hariç olarak haftalık 4 ila 8 set arasında bir triceps çalışmasını öneririz. Çoğu zaman sporcular ileri seviye olduklarında daha fazla set yapmaları gerektiğini düşünür. Fakat ileri seviyeler daha fazla kas hasarı yaşarlar. Dolayısıyla aslında set sayılarını değil, o setlerin kalitesini artırmalılar. Aksi halde set sayınızı sonsuza kadar artırabilirsiniz. Ama bu hem trisepslerinizde hem de yapacağınız bütün preslerde, omuz hareketlerinde, göğüs hareketlerinde verimsizliğe sebep olur. Yani çalışarak daha geriye gidersiniz. Ağır sağlam Advanced Bodybuilding'in triceps bölümünden bu kadar. Diğer kas bölgelerini oynatma listemizden bulabilirsiniz. Abone değilseniz Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.